Herkese merhaba. Bugün sizlere köz patlıcanlı bulgur köftesi tarifim var. Çok lezzetli ve hafif bir tarif oluyor. Ben patlıcanlarımı daha önce közledim. Tarifi kanalımda var. Ben yukarı ve açıklama bölümü eklerim. Tıklayarak gidebilirsiniz. Ben fırında közlüyorum patlıcanlarımı. Siz isterseniz ocağın üzerinde veya közmatikte közleyebilirsiniz. Bulgur köftesi için bir su bardağı ince bulgurumu karışım kabı içerisine alıyorum. Aynı bardakla bir su bardağı sıcak su. Karıştıralım ve üzerini kapatalım. 15-20 dakika dinlendirelim. Patlıcanlarımızı kabuklarından ayıralım. Ben bu şekilde ayırıyorum. Önce ortadan ikiye kesiyorum ve bıçak yardımıyla soyuyorum. Kaşığımızla bu şekilde açalım ve patlıcanımızın içerisini boşaltalım. Oldukça kolay bir yöntemdir. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde soyuluyor. Patlıcanlarımızı küçük küçük doğrayalım. Patlıcanlarımızı bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. Daha sonra bıçakla bu şekilde ezmeyi ihmal etmeyin. Bulgurum yeteri kadar dinlendi. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, çok az kimyon, bir tane yumurta, bir yemek kaşığı un. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Elimizi çok az suya batırıyoruz ve tekrar yoğurmaya başlıyoruz. Bu şekilde 5-10 dakika yoğuracağız. Toparlayarak. Ben içerisine salça kullanmadım çünkü tekrar sosa koyacağımız için gerek yok. Köfte harcını güzelce yoğurdum. Kıvam bu şekilde olacak. Şimdi misket büyüklüğünde parçalar kopartarak elimizle yuvarlıyoruz. İsterseniz daha küçük veya büyük tazılayabilirsiniz. Ama misket boyutunda ideal. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyoruz. Köftelerimi tamamladım. Tencereme yeteri kadar su aldım ve kaynadı. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Kaynayan suyun içerisine köftelerimi atıyorum. Köftelerimin tamamını koydum ve kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Orta ateşte ortalama 10 dakika kaynatacağız. Köfteler yukarı çıktığında hepsi tam oluyor zaten. Diğer taraftan tavuğun içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımı aldım ve yarım yemek kaşığı domates salçası. Aynı miktarda biber salçası. Salçalarımızı kavuralım. 2 yemek kaşığı kadar kaynayan köftenin suyunu ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Sosum yeteri kadar kaynadı. Şimdi bir tane delikli kepçe ile haşlanan köftelerin içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi dağılma olmuyor. Karıştırın köftemizi. Ve ocağımızın altını artık kapatabiliriz. Çünkü sos her tarafına geldi. Burada 1,5 su bardağı süzme yoğurdum var. İçerisine bir de sarımsak rendeliyorum. Patlıcanlarımı ilave ediyorum. Karıştıralım.
İsterseniz sarımsak miktarını arttırabilirsiniz. Ben tuz kullanmıyorum. Çünkü köfteye yeteri kadar tuz var. Hazırlamış olduğumuz yoğurtlu patlıcan ezmesini servis tabağın içerisine alıyorum. Bu yatak gibi olacak. Köfteler bunun üzerine gelecek. Köftelerimi yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel piştiler. Köftemizi maydanozlarla süsleyelim. Köz patlıcanlı bulgur köftemiz hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.